Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü ismimizi biz 2-3 gün önce yayınladığımız bir videoda, transfer fırsat transferi bölüm 1 adlı videoda Türk kulüplerine önermiştik açıkçası. Bir fırsat transferi olarak görmüştük ama transferin zor olduğunu söylemiştik. Dün gece de geç saatlerde L'Equipe, Fransız orijinli gazete L'Equipe'in iddiasına Galatasaray'ın Fulham'ın orta sahası oyuncusu Jean-Michel Seri ile ilgilendiği ve kiralık olarak kadroya çalıştığı iddia edildi. Şimdi biz Seri'nin ilk önce 2018-2019 profiline bakacağız. Sonra Ajax scout raporlarını alıp FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarına baktıktan sonra da 2023 profilinin ne hale geldiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, oyuncu 26 yaşında arkadaşlar, fil dişili. Aslında 91'li 27-28 yaşında diyebiliriz. 19 maçta 1 gol atmış fil dişi sahillerinde. Fulham ile sözleşmesi var. Fulham kime düştü biliyorsunuz. Transferin en büyük avantajı bu zaten. 25,5 milyon euro bir piyasa bedeli var ve 30.06.2022 tane kadar 3.76 milyon euro kazanıyor. İki önlü orta saha arkadaşlar oyuncu. Kısacası Galatasaray'da bu oyuncu NDI'yi yerine düşürüyor bence. Eğer gerçekten ciddiyse bu haberler, NDI'yle yollar %99.9 ayrılacak gibi gözüküyor. İki yönlü orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Defansif orta saha oyuncusu olarak defansif oyun kurucu mevkinde de oynayabiliyor arkadaşlar. Ayrıca ofansif oyun kurucu da ihtiyaç halinde oynama imkanı sunuyor profili bize. Şimdi 1.68 boyunda, 1.65 kilo ağırlığında fena bir boy ağırlık endeksi değil açıkçası. Birazcık daha kilosu zayıf olsaydı daha da iyi olurdu. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça azimli, medya gözünde orta saha, rakip ceza sahasına girmeyi ve uzun paslar atmayı seven bir profili var. Fiziksel özellikler: çeviklik 16, dayanıklılık 17, denge 12, güç 9, hız 13, hızlanma 14, vücut dinleri 15, zıplama 5. Evet, burada güç biraz sıkıntı, zıplama o bölge için belki çok önemliydi ama birazcık daha iyi olsaydı iyi olurdu. Kısa boylu bir oyuncu zaten. Ama güç 9 kötü arkadaşlar. Diğer özellikleri ise muazzam diyebiliriz. Özellikle çeviklik, dayanıklılık, hız ve hızlanma özellikleri üst düzey Jean-Michel Seri'nin. Zihinsel özelliklerde agresiflik 13, cesaret 15, çalışkanlık 14, karar alma 12, kararlılık 15, konsantrasyon 13, liderlik 10, ön sezi 14, özel yetenek 12, pozisyon alma 10, soğukkanlılık 14, takım oyunu 15, top salan 14, vizyon 14. Burada vizyon ve özel yetenek bir orta saha oyuncusu gayet iyi. 12-14, takım oyunu 15, çalışkanlık 14, gayet bir takım oyuncusu izlenimi yaratıyor bizde. Sıkıntılı olan bir nokta var, pozisyon alma arkadaşlar. Pozisyon alma orta saha, özellikle defansif orta saha, iki yönlü orta saha tarzındaki oyuncu için bence önemli. Pozisyon alma şu: oyuncunun oyunu okuyup buna göre hareket edip kendini olabilecek en iyi yere konuşlandırma yeteneği. Yani bir defansif oyuncu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun aksine topsuz alanı da bir forvet topsuz alanına sahip adeta. 14. Yani oyuncunun tehlike yaratabilecek bir pas alabilmesi için topsuz alanda kendini boşa çıkarma bir yeteneği çok iyi. Yani ceza sahasına sürpriz girişler yapabilen bir oyuncu profili var. Jean-Michel Seri'nin teknik özellikleri: teknik 14, pas 14. İlk kontrol 13. En önemli özellikler bu bir orta saha için, ki gayet yeterli. Gayet yeterli. Top kapma 11. Bir tık daha üstü olsaydı iyi olurdu. Uzaktan şut 14. Serbest vuruş 13. Penaltı 14. Orta yapma 13 gayet iyi. Kafa vuruşu zayıf 5. Bitiricilik 12. Bitiricilik bir orta saha oyuncusuna göre gayet iyi bence. Topsuz alan ve bitiricilik özelliklerinin bu iyi olması, yani golcü bir kimliğe bürünebilir bir izlenim yaratıyor Jean-Michel Seri'nin bende. Evet, şimdi bakalım Ajax scoutları ne demişler. Mevcut yetenek 3.5, potansiyel yetenek 3.5 demişler Ajax scoutları. Yararlı bir transfer olabilir demişler. Eksileri olarak kafa vuruşlarındaki zaafı, dil öğrenmesi gerekiyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demişler. Artıları: dayanıklılığı iyi, birkaç mevkide verimli olabiliyor, kararlı denilebilecek bir karaktere sahip, başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir, büyük maçlarda oynamayı seviyor, istikrarlı bir oyuncu sayılır, cesareti ve çalışkanlığı onu oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor ve milli takımda oynuyor. Yani artıları eksilerinden daha fazla demiş Ajax scoutları. Şöyle FM editör puanlarına da bakalım. Mevcut yetenek ve potansiyel yetenek puanlarına. Mevcut yetenek 137, potansiyel yetenek 145. Evet, artık potansiyeline yaklaşmış bir oyuncu. Yani evet, gelişebilir ama çok fazla da profilde gelişim olmayacağını söylüyor FM editör puanlaması bize arkadaşlar. Şöyle geçmişine de bakalım arkadaşlar. Geçmişinde Afrika Sports'tan çıkmış, 2008-2009'da profesyonel futbol yaşantısına başlamış ama uzun bir süre forma giyememiş. En son 2012-2013'te 16 maçta 1 golle kariyeri başlamış Asek Mimos'la fil dişinde. Orada Porto B'ye gitmiş işin ilginç tarafı. Orada kiralık oynayıp 19 maçta 1 gol atmış ve Pacos Ferreira'ya gitmiş arkadaşlar.
Paco Ferreira'da 23 maç 2 gol ilk sezonu, ikinci sezonda 33 maç 1 gol atmış ve işte kariyerini hareketlendiren transfer hamlesi de burada gelmiş zaten. Nice gidiyor bu performansın ardından, Paco Ferreira'daki performansın ardından. Zaten scoutluk da bu Nice'in yaptığı aslında, yani bugün Galatasaray yaptığı scoutluk değil, hazır bir oyuncu transferiyle uğraşıyor Galatasaray eğer iddialar doğruysa. Yani işin özünü oluşturan faktör bence kesinlikle Nice'in bu Ferreira'dan bu oyuncu 1 milyon euroya alması. İlk sezondan Nice'de 37 maç 3 gol, ikinci sezonunda 34 maç 7 gol, 2017-2018'de 31 maç 2 gol atıyor ve Fulham'ın yolunu tutuyor. Premier Lig'e yükselen Fulham'ın yolunu tutuyor. 20 milyon euro, görüyor musunuz? Arkadaşlar kar 19 milyon euro ve scout başarısı, buna diyoruz biz. Evet, bu sene ise Fulham'da arkadaşlar 32 Premier Lig maçında 1 gol 3 asisti var. FA Cup'ta bir maçta herhangi bir gol veya asisti yok. Ve Kampama Cup'ta da herhangi bir gol, bir maçta bir gol bir asist yok. Toplamda 34 maç bir gol 3 asistle oynuyor. Evet, beklentilerin bana kalırsa altında kaldığı bir sezon yaşadığı Fulham'ın ondan beklentileri daha yüksekti. Ama yine de tüm maçlarda İngiltere'nin havasını almış bir oyuncunun Türkiye'de başarılı olma ihtimali sıfır diye düşünüyorum. Evet, işte Jean-Michel Sen'in 2018-2019 profil analizi, Ajax Scout rakamları ve FM Editör puanları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2023 yılına gidiyoruz, bakalım FM Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre Jean-Michel Sen 2023 yılında nerede ve ne hale gelmiş? İşte karşınızda 2023 model Jean-Michel Sen profili. Evet arkadaşlar, tarih 1 Haziran 2023 ve Jean-Michel Seri hala Fulham'da. 31 yaşına gelmiş, 66 maçta 8 gole ulaşmış. Milli takımda 15,75 milyon euro bir piyasa bedeli var ve senin ilk 3,53 milyon euro kazanıyor. Hala iki yönlü orta saha mevkinde hiçbir değişiklik yok. Boy ve ağırlık aynı. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman hemen hemen aynı diyebiliriz fiziksel özelliklerinde. Çok ciddi bir artış olmamış. Hatta zihinsel özelliklerinde de artış, zaten 31 yaşına gelmiş arkadaşlar artık 2023 yılında ve fiziksel anlamda yavaş yavaş düşüşlerin başlayacağı seneler bunlar orta saha oyuncuları için. Zihinsel anlamda da korumuş profili, teknik anlamda da koruduğunu söylemek mümkün. Öyle çok, zaten 25-26 yaşındaki profiline bakmıştık. Gelişimini hemen tamamlamıştı. Çok üstüne koymaması gayet normal Jean-Michel serinin arkadaşlar. Bakalım FM Editör puanlarına yine neler olmuş. 134'e düşmüş, daha yüksekti. 145 potansiyel yeteneklenmiş. Evet tabii, yaş itibariyle biraz düşüş yaşamış mevcut yeteneğinde. Çünkü orta saha için arkadaşlar ne olursa olsun yaş önemli. 31-32 yaştan sonra artık oyuncular fiziksel anlamda, özellikle fiziksel anlamda bir düşüş trendine giriyorlar ki bu da gayet normal, ki hele şu an Fulham'da İngiltere Premier Ligi'nde, belki bilmiyorum, bakacağız şimdi geçmişte, ama üst düzey liglerde forma giyin oyuncular için. Bakalım Futbol Manager 2019 motoruna göre neler yapmış? Evet, Fulham'a gelmiş 2018-2019'da 31 maç 3 gol 6 asist yapmış. 2019-2020'de 41 maç 4 gol 7 asist, muhteşem bir sezon geçirmiş. 7.41 oyuncu puanı sağlamış. Fulham'daki en başarılı sezonu geçirmiş oyun motoruna göre. 2020-2021'de 30 maç 4 gol 6 asist. 2021-2022'de 31 maç 1 gol 7 asist ve 2022-2023'te 28 maç 5 gol 6 asist. Gayet iyi bir Fulham kariyeri geçirmiş. 2 senesi bu kariyerlerin Premier Lig'de olmuş arkadaşlar. Yine 2 kere de biz en son senede küme düşmüş Fulham Premier Lig'den. Evet, genel yorumumuz oyuncunun kalitesine zaten hiç laf edilecek bir durum değil. NDI'nin en az 1,5 gömlek daha iyi bir oyuncu. Kesinlikle kaliteli bir oyuncu. Bir kere İngiltere Premier Ligi'nde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama geçen sene Fulham bu oyuncuya 20 milyon euro para verdi arkadaşlar. Bonservis olarak en az bir 25 milyon euro da isteyecektir. Çünkü oyunun hala bir piyasası var günümüz Avrupa ve dünya futbolunda. Zaten bu transfer imkanı gerçekleşirse kiralık olarak gerçekleştirmeye çalışacaktır Galatasaray. Bu konuda transferdeki en büyük avantaj şu bence arkadaşlar. Jean-Michel Seri Championship seviyesinde birazcık fazla bir futbolcu ve Galatasaray'ın elindeki Şampiyonlar Ligi kozu belki onu kişisel olarak ikna etmede kullanılabilir ve uygun bir rakama da kiralanabilir Jean-Michel Seri, ki eğer böyle bir transfer imkanı olursa gerçekten Galatasaray'ın orta sahasına çok büyük güç katacağını tahmin ediyorum Jean-Michel Seri'nin. Şöyle bir anekdot da aktarayım. Zamanında
Nice'le şampiyonluk yaşadılar herhalde, evet. Belhanda ile beraber oynayıp bir şampiyonlukları var aynı zamanda Jean-Michel Serre'nin. Bu da enteresan. Yani yine aynı takımda karşılaşırlarsa aralarında bir uyum illaki olmuştur. 2-3 sene beraber oynadılar çünkü. O da Galatasaray'a artı olarak yaşayacaktır. Zor bir transfer, zor bir transfer. Ama gerçekleşirse Galatasaray'ın orta sahasında çok güç katacağını düşünüyorum Jean-Michel Seri transferinin arkadaşlar. Evet, bir oyuncu profil analizini daha, transfer dedikodusu profil analizini daha bitirmiş olduk arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz tam gaz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla da beraber olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.